Esra Akkaya. O doğduğunda takvim yaprakları 1970 yılını gösteriyordu. Memur bir ailenin 3 çocuğundan biri olarak İstanbul Moda'da gözlerini açtı dünyaya. Kaya ve Sarp adında ikiz erkek kardeşi bulunmakta. Hatta bu ikizler yıllar sonra ablalarının peşinden giderek oyuncu oldular. Eğlenceli bir ailenin içinde büyüdü. Ailesi ona her konuda destek oldu. 5 yaşındayken jimnastiğe başladı. Annesi onu sürekli sosyal faaliyetlere ve Kadıköy Halk Eğitim'de ne kadar kurs varsa gönderiyordu. 13 yaşındayken tiyatro ile tanıştı. Ancak oyuncu olarak değil, seyirci olarak oradaydı. Sahnede arkadaşlarını görünce çok heyecanlandı ve o da sahnede olmak istedi. 1983 yılında Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'nda sahne hayatına başladı. Üniversitede veterinerlik fakültesini kazanmıştı kazanmasına ama sahne tozunu daha küçük yaşlarda yuttuğu için tiyatro sevgisi daha ağır bastı. Esra Akkaya, Hürriyet'ten Eda Solmaz'a verdiği röportajında çocukluğunu ve tiyatroya giriş serüvenini şöyle anlatıyor. "Annem beni sürekli sosyal faaliyetlere götürüyordu. Bu sayede de bir sürü keyfim gelişti. Hiçbir zaman tek bir şey olacağımı düşünmedim. Sadece bir şeyi istemedim, o da büyümek. Ben çok geç büyüdüm. Oynamaya devam etmek istedim. Sonra da oynamayı hiç bitirmedim. 13 yaşında tiyatro ile karşılaştım. Bir çocuk oyununa gittim ve sahnede arkadaşlarım vardı. Çok heyecanlandım ve sahnede olmak istedim. 1983 yılında bir çocuk oyununa girdim. O zaman ben oynamanın bitmeyeceği yeri buldum. Annem akademik bir kadındı. Matematikte iyiydim ama edebiyatçıydım. Veteriner fakültesini kazandım. Konservatuara yarı zamanlı girmeye çalıştım. Ya veteriner ya da oyuncu ol dediler. Bu sefer özgürlük bayrağını açtım. Annem hayatta olmaz dedi, babam yanımda durdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdim. 1988'de Mimar Sinan Devlet Konservatuarı'na kayıt olan Esra Akkaya, buradan 1993 yılında mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Büyük Miras, Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda Bedava Mı Sandın gibi oyunlarda görev aldı. Eğitim hayatı devam ederken televizyona da adım attı. Esra Akkaya senaryosunu Kandemir Kondu'nun kaleme aldığı Mahallenin Muhtarları dizisinde rol aldı. Başarılı oyuncu, tam 12 yıl boyunca yayınlanan ve Türkiye'nin unutulmayan dizileri arasında yer alan bu yapımda hayat verdiği şirin karakteriyle hiç bitmeyecek bir üne kavuştu. Esra Akkaya, Mahallenin Muhtarları'na nasıl dahil olduğunu Hürriyet'ten Eda Solmaz'a şöyle anlatıyor. 1987'de TRT'de Hint filmlerine seslendirme yapıyordum. Ardından Tiyatro İstanbul'da sahneye çıkmaya başladım. Cihan Ünal hocamdı ve Gencay Gürün'e bu çocuk olur dedi. 21 yaşımdayken tiyatroda başrol oynadım. Beni sahnede izleyen Cihat Tamer de Kandemir Kondu'ya diyor ki senin şiirini buldum sahnede. Kandemir Konduk ile tanıştıktan sonra Şirin karakterini oynamaya başladım. İkiz kardeşleri Sarp ve Kaya da onun izinden giderek oyuncu oldular. Sarp Akkaya, Kurtlar Vadisi Pusu, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Suskunlar ve Çukur gibi ses getiren yapımlarda rol aldı. 1997 ile 2002 yılları arasında Mahallenin Muhtarları dizisinde oynayan Esra Akkaya, daha sonra sırasıyla Karanlıkta Biri Var, Günaydın İstanbul Kardeş, Yarı Şaka Yarı Ciddi, Bir Dilim Aşk ve Sonradan Görme gibi yapımlarda rol aldı. Esra Akkaya, tiyatroya devam ettiği 2000'li yılların sonuna doğru televizyon ve sinemadaki kariyerine ara verdi. Ünlü oyuncu bunun nedenini Eda Solmaz'a şöyle anlatıyor. Kendi ajansımı açtım. O dönem o kadar çok arkadaşıma zevk ve iş buldum ki. Dediler ki sen kast yap. Kendiliğimden ajans oldum. Ajansta hem iyi kazandım hem de güzel vakit geçirdim. O sırada oyunculuk eğitiminden gelmemiş olanlar da ekranda yer bulmaya başladı. Bu bir eleştiri değil, sadece anlayamıyordum. Sonradan ilişki sistemini çözemedim. Her şey çok hızlandı. Başka yapımcı ve oyuncu profili ortaya çıktı. Onunla uyumlu olamadım. O yüzden de oyuncu ve ajans olarak medyadan uzak durmaya karar verdim. 14 yıl açık kaldı o ajans. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu bugüne kadar 5 kez evlendi. Esra Akkaya ilk evliliğini 1993'te Arda isimli bir doktorla yaptı. 1999 yılında meslektaşı Yetkin Dikinciler ile nikah masasına oturdu ancak bu evlilik 2000 yılında sona erdi. Takvimler 2001'i gösterdiğinde Fırat Kaya ile evlenen ünlü oyuncu bir yıl sonra boşandı.
2004 yılına gelindiğinde Esra Akkaya, yönetmen Kudret Sabancı ile hayatını birleştirdi. Fakat ünlü oyuncu bu evliliğinde ihanete uğradı. Mutluluğu sadece 2 yıl süren Esra Akkaya, ihaneti öğrendiğinde Fransa'daydı. Ünlü oyuncu Türkiye'ye döner dönmez eşine boşanma davası açtı. Ünlü çift 2006 yılında tek celsede boşandı. Esra Akkaya boşandıktan sonra şu açıklamayı yapmıştı. "Her şey bitti. Hepsini geride bıraktım. Bundan sonra bu konuyu kapattım. Buradan şirketime gidiyorum, çalışmaya devam edeceğim. Nafakaya da tazminat yok, mal bölüşümü yaptık." Esra Akkaya, 5. ve son evliliğini Harun Uygural ile yaptı. Bu kez aradığı sadakati ve mutluluğu bulmuştu. Bu güzel evliliğini bebekle taçlandırıp anne olmak istiyordu. Bir süre sonra ikiz bebek beklediğini öğrendi. Her şey yolunda gidiyor derken hamileliğinin 5. ayında ne yazık ki bebeklerini kaybetti. Ünlü oyuncu Ayşe Arman'a verdiği röportajında şunları söylüyordu. "Ben 2 kere hamile kaldım. Bir kere erken dönemde kayıp yaşadım. Bir de 5,5 aylıkken ikiz kaybettim. Ama sezgisel olarak onları doğuramayacağımı biliyordum. Acı hissettim ama acı kadar suçluluk da vardı. Sanki hayatı zorluyormuşum gibi, sanki kaderimi zorluyormuşum gibi hissettim. Ben çocukların anne babalarını seçtiklerine inanıyorum." Esra Akkaya yaşadığı bu üzücü olaya rağmen anne olma isteğini hiç kaybetmedi. Ünlü oyuncu en sonunda eşiyle birlikte bir çocuk evlat edinmeye karar verdi. Önce Türkiye'den evlat edinmeyi denedi Esra Akkaya. Fakat yaşı 44 olduğu için ve çeşitli sebeplerden ötürü bunu gerçekleştiremedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvurdu. Afrika'dan bir bebeğe annelik yapma isteğini bildirdi. Daha önce Afrika'dan evlat edinen bir ailenin rehberliğinin yolunu tuttular. Karı koca olarak gittikleri bu yolun dönüşünde onlar artık bir çocuk da eşlik edecekti. Etiyopya'da 300 çocuğun kaldığı bir yurda gittiler. Önce bir kız bebek getirdiler. Ünlü oyuncu olayın devamını Ayşe Arman'a şöyle anlatıyor. "Önce bir kız bebek önerdiler. 2 aylık bir bebek. Onu kucağıma aldım. Çok tatlı bir şeydi ama benim çocuğum değildi. Harun da aynı şeyi hissetti. İçimiz acıdı ama durum buydu." Tam yuvadan çıkacakken eşi Harun ona "Bir kez daha girip bakar mısın?" diye sordu. Esra Akkaya tekrar odaya girdiğinde köşede yatan bebeği görünce içi kıpır kıpır oldu. Ünlü oyuncu yaşadığı duyguyu Ayşe Arman'a şu sözlerle aktarıyor. "Köşede bir bebek fark ettim. El kadar bir şey. Poposu yukarıda yatıyor. Uyuyor diye kıyamıyorum ama şöyle baktım ve gamzesini gördüm. Birden gözlerini açtı. Göz göze geldik. O kadar tanıdık bir bakıştı ki. Ruhum onu biliyordu. Ve sonunda biz kavuşmuştuk. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Harun gel. Oğlumuz burada. Koş." Canı kucağına aldı Harun. Can kafasını Harun'un göğsüne koydu. Öyle huzur içine durdu ki orada. Üçümüz de biliyorduk. Biz sonunda buluşmuştuk. Ünlü çift Etiyopya'dan evlat edindikleri bu bebeğe Can Alex ismini verdi. Baba Harun Bey, Fenerbahçeli efsane futbolcu Alex de Souza'ya hayran olduğu için oğluna Alex ismi koymayı tercih etti. Şimdilerde yaklaşık 9 yaşında olan Can Alex, kendisi için "Ben Afrikalı bir Türk'üm" diyor. Bu arada Harun Uygural ile Esra Akkaya'nın evliliği 2013 yılında son buldu. Ancak Can babasını sık sık görüyor ve sürekli bir araya geliyorlar. 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Esra Akkaya, en son da Masumlar Apartmanı dizisinde yine konuk oyuncu olarak oynadı. Oyunculuğu bırakıp İstanbul'un kalabalığından kaçan ünlü oyuncu Bodrum'a yerleşerek hayalindeki işi kurdu. Can Alex ile birlikte Bodrum'da Bitez Mahallesi'ne yerleşen 52 yaşındaki oyuncu küçük şirin bir mekan açtı. Masal Mekan adını verdiği bu işletmede yetişkin insanlara masal anlatıyor. Biz de ünlü oyuncuya yeni işinde bol kazanç, ömrünün geri kalanında ise sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.